birlikte duruşmadaki son duruma bakacağız. Adliyenin önüne gidelim hemen. A Haber ekibinden Barış Türel ve Sinan Yılmaz bizi bekliyor o noktada da. Biz de sözü onlara bırakacağız. Çünkü saat 9.55'te başlayan duruşmayla alakalı süreç devam ediyor. Önce Nevzat Bahtiyar'ın ifade verdiğini söyledik. Şimdi de Enes Güran'ın ifadesi devam ediyor. Bakalım en son neler söyledi Enes Güran. Barış, söz sende. Banuel 9.55'te başladı ve yaklaşık 5 saat sonra, yani 5 dakika önce ara verildi mahkemeye. En son Enes Güran'ın ifadeleri alınıyordu. Muhabir arkadaşımız Sinan Yılmaz içerideydi. Birebir hem gözlemledi hem de ifadeleri dinledi. Sinan, sen içerideydin. Önce Nevzat Bahtiyar, ardından Enes Güran. Enes'ten başlayalım. Neler söyledi, neler gözlemledin, bize anlat lütfen. Barış, aslında tüm Türkiye'nin gözü şu anda burada, Diyarbakır Adliyesi'nde ve ki Narin Güran'ı kim öldürdü ve neden öldürüldü? Bu sorunun cevabı sabah ondan bu yana aslında aranıyor. Ancak henüz bir gelişme yok. Yani kimse suçu da itiraf etmedi. Nevzat Bahtiyar Salim Güran'ı işaret etti. Yine Enes Güran da aslında bir anlamda Nevzat Bahtiyar'ı işaret ettiğini söyleyebiliriz. Peki neler yaşandı? Aslında ben bir izlenimi aktarmak istiyorum. Öncelikle tabii mahkeme başkanı bir konuşma gerçekleştirdi. Bütündeki salondaki herkese, yani olayın, buradaki duruşmanın daha sakin olmasını istedi. Ve daha sonra da önce Türkiye Barolar Birliği Başkanı bir konuşma yaptı. Akabinde ise yine Diyarbakır Baro Başkanı'nın da bir konuşması oldu. Sonrasında ilk ifadeye Nevzat çağrıldı. Nevzat Bahtiyar çağrıldı, konuştu. Aslında verdiği üçüncü ifadenin aynısını tekrarladı. Yani cansız bedenini nasıl aldığını, nereye gittiğini, nasıl gömdüğünü anlattı. 15.08 geçe Salim Güran'ı aradığını ve daha sonra da eve doğru gittiğini, Patika yoldan yukarı tepeye gittiğini, eve gidip orada işte Küçük Nari'nin cansız bedenini yerde gördüğünü ve Salim diyor bana şunu dedi, al bu cesedi kaybet, yoksa ben seni ve oğlunu öldüreceğim dedi, tehdit ettiğini söyledi. Sonra Nevzat Bahtiyar dedi ki, gitti bir battaniye getirdi. Battaniyeyi nereden getirdiğini bilmiyorum dedi. Battaniye getirdi, ikisi dedi ki ikimiz battaniyeyi tuttuk, Küçük Nari'nin cansız bedenini tam sarmadık, yani tam sarmadık, hafif böyle üstünü örttük ve sonra ben aldım cansız bedeni, diyor, kucağıma aldıktan sonra diyor evime doğru gittim, Patika yoldan aşağı doğru indim diyor, evime gittim. Ahırda, ahırın hemen üstünde şey var, yani samanların bırakılacağı yuvarlak bir delik var. Oradan diyor aşağı bıraktım diyor. Hızlı bırakmadım dedi. Hafif bıraktım dedi. Sonra aşağı, o da yani oradan indiğini söylüyor. Yani arka kapıdan, yani ahırın kapısından ahıra girdiğini söylemedi. O delikten aşağı indiğini söyledi. Ve sonrasında orada bir torba buldum, torbanın içine bıraktım dedi. Torbayı bıraktıktan sonra cesedi aldım, battaniye ile beraber arabayı götürdüm. Arabayı götürdüm dedi. Sonrasında Salim dedi, geldi arabasıyla. Salim geldi, battaniyeyi benden aldı. Bunu götür işte göle. Onlar göl diyormuş Eğer Tutmaz Deresi'ne, göle. O da Eğer Tutmaz Deresi'ne götürüyor. Orada yaklaşık 38 dakika boyunca kalıyor. Oradaki eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren soruyor. Şimdi hakim zaten sordu. Sonra avukatlar soru cevap şeklinde gittiler. Baro Başkanı, eski Baro Başkanı diyor ki, ya sen götürdün, ıslanmadın mı? Yok, ben ıslanmadım diyor. Derinliği ne kadar diyor? Diyor yaklaşık 50 santim, 40 santim diyor. Bir de gösteriyor bacağına kadar. Diyor sen nasıl yaptın bunu? Diyor işte ben götürdüm, bıraktım buraya diyor. Ben üzerine çalı bırakmadım diyor. Taş bıraktım. Bir tek taş bıraktım diyor. Ancak 3 taş bırakıldı, iddianamede yer alıyor. Yani 3 taş bırakıldı, iddianamede yer alıyor. Ve üzerine çalı bırakmadım diyor. Oradaki hem hakim diyor, hem de oradaki avukatlar diyor ki, ya tamam, çalıları kim bırakmış olabilir oraya? Salim oraya gitmiş mi? Salim orayı biliyor mu? Diyor. O diyor ki, ben
Cansız bedeni oraya götürdüğümde muhtemelen beni takip etmiştir. Çünkü tepeden beni görmüş olabilir diyor. İlk zamanda beraber gitmediğini söylüyor. Cesedi gömmeye, yani oraya derenin kenarına bırakmaya tek başına gitmiş. Tabii şimdi o zaman tek başına söylüyor. Yani ilk ifadesinde. Sonraki ifadesinde de söylüyor. Yani tek başına gittiğini anlatıyor Salim, Nevzat Bahtiyar. Sonrasında diyor ki ben gömme işlemi yaptıktan sonra diyor ben Baltızım'ın evine gittim diyor. Orada çay içtim diyor. Baltızım bize peynir almış diyor. O peyniri aldım diyor. Köye gittim diyor. Ve sonrasında diyor ben Salim Güran'la hiç irtibata geçmedim. Onu görmedim diyor. Arama çalışmasının sanırım ya birinci ya ikinci günde diyor. Ben onu gördüm, onunla hiçbir iletişime geçmedim diyor. Sonraki süreçte diyor ya sen ya neden söylemedin peki diyor. Aslında diyor ben öncesinde söyleyecektim diyor. Ama diyor bulurlar dedim, zaten beni bulacaklar dedi. Yani dedi, zaten beni bulacaklar, beni gözaltına alacaklar, ben bunu biliyordum zaten diyordu. Diyordu ki ben hani görünecek yere kadar ben götürdüm diyor, bıraktım diyor. Yani yakalanacağını biliyor zaten. Tabii tabii yakalanacağını diyor, ben biliyordum zaten. Bunu itiraf etti zaten içeride. Orada her şeyi aslında anlattı. Enes Güran'ın da ifadeleri önemli. Evet tabii, Enes Güran aslında geldi içeri. Tavrı nasıl? Ara sanırım lavaboya gitti. Muhtemelen lavaboya gitti. Mahkemenin önünde Nevzat'ın olduğu yerden. Yani geçti Nevzat'a böyle bir baktı. Sanki bir şeyler söylemeye çalışan biz anlamadık. Sonra lavaboya gitti, geldi. Zaten onun Nevzat'ın ifadesi mahkemede saat 10'u 20 geçe başladı. Sanırım 12.45 geçe bitti. Yaklaşık 3 saat bir ifade verdi Nevzat. Nevzat'ınki 3 saat sürdü. Nevzat çapraz sorguya alındı. Bakın hem hakim, hem orada oturan bir savcı vardı. Hem Güran ailesinin avukatları sordu. Hem eski Diyarbakır Baro Başkanlığı'ndan görev yapan müşteki konumunda olan, yani mağdur konumunda olan avukatlar da sordu. Aile Politikalar Bakanlığı'nın buraya göndermiş olduğu avukatlar da davaya müdahale oldu. Yani herkes orada Nevzat Bahtiyar'ı çapraz sorguya aldı. Nevzat Bahtiyar üçüncü ifadesinin aynısını aslında burada söyledi. İlişki yoktu yani. Yok yani, ne aynısını burada söyledi. Yani o bazı noktalarda, birçok noktada bilmiyorum, hatırlamıyorum. Aynen doğru. Şimdi bazı noktalarda da bilmiyorum. Mesela diyor ki ben işte orada şey soruyor. Hem hakim soruyor hem de eski baro başkanı diyor. Diyor ki evden çıktın. Yukarı çıktın. Tepeden yukarı çıktın. Gittin Nari'nin evine diyor. Nari'nin evine giderken diyor soldaki odaya mı girdin, sağdaki odaya mı girdin, hangi odaya girdin bilmiyorum, hatırlamıyorum. Diyor ki peki içeride ne vardı diyor, bilmiyorum ne vardı. Yani ağırlığı olan bir şey var mıydı, yok bilmiyorum diyordu. Bildiği tek şey diyor, cansız beden yerde oldu. O da Salim demiş ki bu cesedi kaybettireceksin, gerekirse götür bu cesedi paramparça et, kaybettir. Orada hakim diyor ki peki sen cesedi niye parçalamadın? O da şunu söylüyor, diyor ki beni vicdanım kabul etmedi diyor. Ama Nevzat Bahtiyar çok soğukkanlıydı. Nevzat soğukkanlıydı. Enes nasıl? Enes çok seri konuştu. Enes'le ilgili en önemli konu ısırık konusu. Isırık konusunu soruyor mahkeme başkanı. Birinde 2 gün 3 gün sonra ısırdığını söylüyor değil mi? Yanlış söylemiyorum. Yanlış da düzelt lütfen. Sonra mahkeme başkanı diyor ki sıcağı sıcağına kolunu ısırdıysan diyor, neden cezaevinde kolunu ısırmadın diyor. O da diyor ki babamın beni merak ettiğini biliyordum, beni öyle görmesini istemedim diyor. Ya bak şunu diyor, diyor ki ben size bir kısım okumak istiyorum. Benim olay günü Salim amcamla hiçbir görüşmem olmadı. Nari'ni ararken dahi Salim ile görüşmem olmadı diyor. Odada tek olduğumda kolumu ısırdım diyor. Ağlama sesim babama gitmesin diye bunu defalarca söyledi. Hem eski Diyarbakır Baro Başkanı da bu cümleyi söyledi. Bu soruyu sordu. Hem hakim sordu, hem davaya müdahale olan avukatlar sordu, hem de Cumhuriyet Savcısı da bu soruyu sordu. O da şunu dedi. Odada tek olduğumda kolumu ısırdım dedi. Ağlama sesim babama gitmesin diye kolumu ısırdım dedim. Bir de şunu söylüyordu Enes. Diyor ki Nevzat Bahtiyar diyor pislik bir adam diyor. Diyor Salim ve Nevzat iyi dostlar. Nevzat korkak bir adamdır diyor. Nevzat köyün en fakiri kimsesi olmayan, Salim öldürse Nevzat al bunu göm dese yapar mı diye soruluyor. Enes de diyor ki hayır kesinlikle yapamaz diyor.
İsterse Nevzat köpeği olsun, isterse bu karşımdaki amcam olsun, ben evdeyken gelip kardeşimi alamaz diyor Enes Güran. Köpek sözü nedeniyle mahkeme başkanı tarafından Enes uyarıldı. Sonra Enes özür diledi. Hakimin çelişen ifadelerin var sorusuna Enes Güran hatırlamadığım şeyler var. Olayın şokunda, yani, şokundayım. Sayın hakim yanıtını verdi. O çelişkili ifadeler olduğunu hakim de söylüyor. Evet. Enes'te biraz Enes, bir çelişki ifade durumu oluyor. Enes şunu söylüyor. Diyor ki ben o zaman diyor benim kız kardeşim diyor öldürülmüş, cansız bedeni bulunmuştu. Biz de kendimizde değildik diyor. Yani o savcılıktaki ifadesini aslında kabul etmiyor bir yanda. Onu ifade etmeye çalışıyor. Yani buradaki ifadesini daha doğru bulduğunu söylüyor. Enes Güran yine senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor. Sözlerine Enes şunu söylüyor. Diyor ki hayır kesinlikle öyle bir şey yok derken hakimin Salim'in kızlarıyla aranda sorun var mı? Onlarla bir ilişkiye girdin mi sorusuna yine hayır yanıtı veriyor. O benim annem diyor. İçerini anlatıyorum. Enes Güran hakimin annesi ve amcasıyla ilgili ilişki iddialarına sayın hakim o benim annem bu şekilde sormanız çok kötü yanıtını verdi. Daha sonra hakim haklısın özür dilerim gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum dedim. Şimdi duruşmaya şu an için ara verildi. Saat 16'da başlayacak değil mi? 16'da başlayacak. 14'ü 40 geçe ara verildi. 16'da tekrardan başlayacak. Enes'in ifadesi artık bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Sonraki aşamada... Yani şu anda Enes'in ifadesi hala bitmedi. Hala bitmek üzere artık. Çok toparlama şu anda oluyor artık. Toparlanıyor. Sonrasında anne Yüksel Güran mı veya amca Salim Güran mı şu an için bilemiyorum. Onu bir saat sonra öğrenmiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim. Maalesef yine burada katil ve katiller henüz bu saate kadar ortaya çıkmış değil. Yani ben sabah saatlerinden bu yana içerideyim. Gerçekten Nevzat Bahtiyar'ı dinlediğimde gerçekten yani tüylerim diken diken oldu. Yani masum bir kız çocuğunu cansız bedenini alıp götürüp defnetti ve hiç yani soğukkanlı bir şekilde anlatması. Bir de Nevzat Bahtiyar bıyık bırakmış. Evet, Nevzat Bahtiyar bıyık bırakmış. Onu da gördük. Çünkü ifadesinde biz bıyıksız. Jandarmadaki ifadesinde ve keşi görüntülerinde bıyıksızdı. Salim Güran nasıldı kıyafetiyle duruş? Salim Güran takım elbiseyle gelmişti. Nevzat Bahtiyar sanırım üzerinde tişört vardı. Enes'in üzerinde de bir kazak vardı, siyah kazak vardı. Şunu da sormak istiyorum. Nevzat Bahtiyar'a bu Nari'nin ayağının parçalanmasıyla ilgili bir soru yöneltildi. Orada nasıl bir cevap verdi? Yani şöyle o cansız bedeni taşırken çuvalın ağzını bağlamak istemiş. Tamam mı? Orada bakmış, çuvalın içerisinde bakmış Nari'nin boynunda bir çantası vardı. Sanırım Elif'a çantası. Onu almış Nari'nin işte cesedini bıraktığı torbanın ağzını kapatmış onunla. Ayağı dışarıda kalmış. Bir tane ayağı dışarıda kalmış ve onu almış, gömmüş, üzerinde taş bırakmış. Zaten adli tıp raporuna göre hayvanlar tarafından yiyildiği anlaşıldı. Böyle bir... Peki, Enes ifadesinde Nevzat'ı mı suçluyor hala? Aslında Nevzat'ı suçluyor tabii ki. Ya zaten Güran ailesi ilk günden bu yana Nevzat'ı suçluyor ki baba gözyaşlarına hakim olamadı. Nevzat Bahtiyar ifadesini anlatırken baba gözyaşlarına hakim olamadı. Orada Nevzat Bahtiyar'a da bir... Tabii Nevzat Bahtiyar'a şunu dedi. Dedi ki Allah seni kahru perişan etsin. Allah sana gün yüzü göstermesin. Allah senin belanı versin dedi. Ve ağladı. İki kez ağladı. Üç kez ağladı. Ağladı, lavaboya gitti, geldi. Sonra gitti, geldi. Sonrasında Enes lavaboya gitti, geldi. Sonra en sonunda annesi de gitti. Annesi de ağlayarak çıktı. Şimdi bundan sonra bakalım artık aslında anne ile Salim Güran'ın ifadesini artık çok merak ediyoruz. Çünkü yani Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre onların evde ilişki içerisinde olduklarını söylüyor. Bu durumda onlara da sorulacak.
Yani mahkeme başkanı Ramazan Dündar da açık bir net bir şekilde herkese sorusunu soruyor gerçekten. Yani hiçbir tarafı tutmuyor. Ne Bahtiyar ailesini, ne diğer aileyi, ne avukatlar, hiç, kesinlikle direkt sorusunu soruyor. Peki şunu soracağım. Şimdi Enes Güran ifadesini devam ettiriyor aynı şekilde. Nevzat Bahtiyar verdi. Daha sonra Yüksel Güran'ın ifade vermesini bekliyor. Muhtemelen ya Yüksel Güran verecek ya Salih Güran verecek. Sıralamada sence bir şey çıkarmalı mıyız? Yani önce Nevzat, sonra Enes, Yüksel ve Salim Güran'ın daha sonra ifadelerini olmalı. Şimdi Nevzat olayı anlattığı için, her şeyi itiraf ettiği için aslında mahkeme başkanı ilk önce ondan başladı zaten. Ondan dinledi çünkü. Herkesin gözü kulağı aslında Nevzat'taydı. Bakın hatırlarsanız biz geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın yaptık. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşiyle görüştük. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ne dedi bize? Dedi ki işte Güran ailesinden biri. Ali Rıza Güran. Bu arada Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat Bahtiyar. Yani normal şartlar dışarıda Vedat diye biliniyor. Ancak kendisinin ismi Vecdi'dir. Evet. Evet. Zaten mahkemede de bu soru da soruldu zaten. Orada bize konuştu. A Haber'e konuştu. Diyor ki Güran ailesinden Ali Rıza Güran diyor. Komşu köyden birini aradı. O kişi de Nevzat Bahtiyar'ın oğlunu aradı. Dedi ki biz size para, pul vereceğiz, arsa vereceğiz. Nevzat bu suçu üstlensin. Bakın bunu hem mahkeme başkanı Nevzat Bahtiyar'a sordu, hem de oradaki baro avukatları, yani eski baronun yönetimde olan avukatlar da birebir aynısını sordu. Ve Nevzat Bahtiyar şunu dedi. Evet dedi, doğrudur. Dedi geldiler, abim, kardeşim geldi, bana bunları söyledi. Bu haberi de geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık ve mahkeme tarafından da yani Nevzat Bahtiyar'a soruldu. Yani Nevzat Bahtiyar doğruladı. Artık yaklaşık 40 dakika sonra tekrardan başlayacak duruşma, ara verildi. Şunu da sormak istiyorum. Ben böyle bir bilgi aldım ama bilmiyorum sen teyit edecek misin? Enes mahkemeden, mahkeme salonundan çıkarken Salim Güran'a eğilip bir şeyler söylediği yönünde bir bilgi aldım. Böyle bir şey var mı? O kulağına eğildi. Şimdi şöyle, şimdi aralarında mesafe var. Mesela örnek diyorum, Salim Güran eğer ikinci sıradaysa Enes Güran dördüncü sırada. Yani yandan, bir şey mümkün değil. Salon çok kalabalık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar var. Dolayısıyla da biz bu taraftayken onlar diğer tarafta, çapraz bir yerde. Dolayısıyla hani o mevzu ben görmedim açıkçası. Avukatlar arasında bir sözlü tartışma. Hatta avukatlar arasında bir sözlü tartışma oldu. Hem Güran ailesinin avukatları. Hangi konuda özellikle? Kim ifade verir? Ya Enes ifade verirken o süreçte bir sözlü tartışma oldu. Baro başkanlığı, baro ile alakalı bir durumdu bu. Kendi aralarında tekrar bu soruyu düzeltti. Mahkeme başkanı da araya girdi. Sonrasında Enes ifadesine devam etti. Evet. Teşekkür ediyoruz sana. Tabii bir 20 dakika sonra başlayacak sanırım. Başka eklemek istediğim bir şey, söylemek istediğim bir şey var. Yani biz buradayız. Yine içeride olacağız. Narin Güran duruşmasını takip edeceğiz. İçeride yine özellikle dedim ya, Salim Güran'la anne Yüksel Güran'ın ifadeleri oldukça önemli. Çünkü Nevzat Bahtiyar bu iki ismi işaret ediyor. Yani diyor ki Salim bu kızı öldürdü diyor. Bir kez daha söyledi. Duruşmada. Dolayısıyla bu iki kişinin ifadeleri oldukça önemli. Enes Güran da diyor, ben diyor kız kardeşim diyor öldürülmüştü. Biz gözaltına alındık. Ben o ifadelerimi kabul etmiyorum. Ben buradaki ifadelerimi kayda geçirmesini istiyorum dedi. Çok teşekkür ederiz sana. Sinan birazdan tekrar içeriye girecek, duruşmayı takip edecek. Toparlayacak olursak yaklaşık 20 dakika sonra, 16 gibi. 16 yaklaşık. 20-25 dakika sonra yeniden başlayacak duruşma. Enes Güran'ın ifadesi devam ediyor dedi. Son artık. Son rüşler kaldı artık. Evet, son konuşmalar alınıyor Enes Güran'dan. Şöyle de hemen bir kez daha toparlayacak olursak. Enes'le ilgili özellikle mahkeme başkanının çelişkili ifadeler veriyorsun Enes şeklinde bir söz söylediğini Sinan da
teyit etti, söyledi. Tabii şunu da ifade edelim. Neden burada sanıksın sorusuna bir cevap verdi Enes. Bilmiyorum dedi. Hakim aklı başında bir çocuksun. Senin gibi zeki bir çocuğun müdahale edeceğini düşünüyorum dedi. Enes Güransa amcam da olsa şüphelendim ama aklım narindeydi diyor. Tabii Salim Güran'ın öldürme ihtimali var mı sorusuna ise bilmiyorum diye yanıt verdi. Babasının Nevzat'la ilgili açıklamaları sorulduğunda ise Enes, Nevzat para verip Narin'i kendisine alıştırmış olabilir diye yanıtladı. Tabii savcı Enes'e evden çıktığında kaç gibi döndüğünü sordu. Özellikle 17.30 sıraları dedi. En önemli konulardan biri de kolundaki ısırık iziydi. O da soruldu. Hakim tabii şunu sordu. Sen sıcağı sıcağına kolunu ısırdın. Olaydan 2 gün sonra ısırdığını söyledi. O zaman ısırdın. Peki neden cezaevinde kolunu ısırmadın diye sordu. Enes de babamın beni merak ettiğini biliyordum. Öyle görmesini istemedim şeklinde cevap verdi. Şunu da ifade edelim son olarak. Enes Güran hakimin annesi ve amcasıyla ilgili ilişki iddialarına da sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü yanıtını verdi. Daha sonra da hakim, haklısın, özür dilerim ama ben gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum dedi. Yaklaşık 25-30 dakika sonra duruşma yeniden başlayacak. Biz de buradaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Banuel.